Hepinize selam. Bugün Dentrice Landlimus'a devam edeceğiz ama evet biliyorum. Oyunun birinci bölümünü çekeli 3-4 ay gibi bir şey olmuş. Oyunu resmen unutmuştum. Başka bir video atayım daha sonra bunun ikinci bölümünü atarım daha sonra bölümüne devam ederim falan diye acayip fena uzatmışım. Ama artık aktif olacağım ve bu kadar da sıkıntı olmayacak. Ve dayım yine gelmiş. Benim dayım, favori dayım. Bu oyuna girdiğimde her konuşma yaparken büyük ihtimal beni karşılayacaksın sen değil mi? Şeytan modundan falan bahsetmiştim sanırım en son. Aa ya da yok pardon, şeytan modu değil ismi. Zorlayıcı dişler miydi neydi? Ya da zorlayıcı mıydı neydi? O modundan biraz bahsetmişim, o modunu falan deneyebilirim demişim ve evet denedim. Yani zorlayıcı modda ilk başta farklı hiçbir şey olmuyor. Ama bu oyunu öneren takipçim zorlayıcı modun bayağı sinir ettiğini söyledi. Yani büyük ihtimal bu birinci bölüm falan atlattıktan sonra onlar olur. Çünkü buna bölümler falan var mesela bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 falan filan. Bölüm 6'ya kadar mı var? O kadar uzun değilmiş gibi diyeceğim de gerçeği bir bölüm ne kadar da bitiyor hiçbir fikrim yok. Çünkü daha birinci bölüm bile bitiremedim. Yani takma dişlerden devam. Ama videoyu başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşımın bir kanalı var. Kanalında speed art falan yapıyor. Yani hızlı çizimlerle falan uğraşıyor veya sadece çizimle diyebilirim. Genellikle speed art yapmıyor sanırım. Çok iyi çizimleri var. Gerçekten bayağı baktım. Yani kanalını yeni açmış biri. Ama buna rağmen bayağı aktif. Yani ona da destek olursanız çok teşekkür ederim. Ama bir de ben o şeyi denedikten sonra, o zorlayıcı modu denedikten sonra çok zor olur diye ben buna geri geçtim. Çünkü birinci bölümde yani zorluk hiçbir şey değiştirmiyor sanırım, bunu anladım. Ama ileriki şeylerde zor olacağı için büyük ihtimal ben de normal moda geri geçtim. Yani çünkü ben bunda bile takıldım. Zaten birinci bölümde de takıldığım için o videoyu sonlandırmıştım sanırım. Bir de gerçekten söylüyorum... oyunda yaptıklarımı unutanlar falan birinci bölümü tekrar bakabilirler. Çünkü ben kendim bile baktım ne yaptığımı unutup. En son bu Timmy Junior'ı kurtarıyordu sanırım evet. Bunları okumaya gerek yok. Sürekli beni kurtar falan filan diyordu ve o karıdan bahsediyordu. Ya pardon ya karı değil de bunlar karı diyor. Bir nene bizi kaçırmıştı. Biz de en son bu yarıktan bu Junior'ı falan bulmuştuk. Şimdi önceki bölümde ben biraz daha farklı şeylere sahip olabilirim. Oyunu yeniden başladığım için bu nesillerim de yeni. Yani eğer yapmadığım bir şey varsa onları da tekrar yapmam gerekecek. Evet, bulaşık deterjanı gibi bir tadı var ve çiğnenmiş sakızın evet burada. Gözlükle bir şey yapabilir miyim? Ha evet o Tony'nin gözlüğüydü. Tony düşürmüştü onu en son onu bulmuştum. Şeker. Hardcourt diye bir şey mi yazdınız bir de ya? Bir dakika tek tek yiyor musun gerçekten? Bir dakika bu sefer kolalı yedi. Önceki böğürtlenli miydi neydi? Yani tadını beğendi kolalının. Bir daha yesene bu sefer neyle yiyeceksin? Hardcourt biraz garip bir tadı var. Ne olduğunu bilemedin mi bu sefer? Bir daha ye. Hardcourt meyan kökü aromalı tadı iğrenç. Ha evet burada bastona falan yapışıyordu. Ha evet. Çok tuhaf bir şekilde bir şeyleri birleştiriyor. O yüzden nasıl yaptığını tam anlamıyorum. Buraya tutmam lazım sanırım evet. Bunu o zor moddayken yapmayı denemiştim. Başardın. Hadi şimdi kaçalım. Ben burada takıldım kaldım ama sen dışarı çıkıp yardım çağırabilirsin. Tamam bu ipi al faydalı olabilir. Duydun mu? Yeni odadan ayak sesleri geliyor. Acele et. Şimdi yürüyüşe çıkamam. Tavandaki deliğe tırmanmanın bir yolunu bulmalıyım. Teyze nasıl görmedi beni? Ha diğer tarafa doğru gidemiyorum bir dakika. Hiçbir şey yapamıyorum. Ha evet ip diyordun değil mi? Neyse ben koyayım da ip lazımdı oraya zaten biliyorum. Ha tamam buranın arasında duvar varmış.
Fark ettim de ondan araba sesi gibi bir ses geliyor sürekli. Ses size geliyor mu bilmiyorum ama oyundan araba sesi gibi bir ses geliyor sürekli. Ya neyse, bu ip çengel olmadan bir işe yaramaz. Çengel var mıydı? Çapayı ipin ucuna bağladım. Şimdi bir ninja gibi tırmanabilirim. Çapı istemiyor muydun? Çapıyı nereden buldun sen kendin? Sen onu oraya koymamışsın. Onun ucuna bir şey bağlamışsın. Ha, kancayı bağlamışsın ucuna. Bende kanca vardı. De oyundaki bir şeye hiç yani alışamadım. Onun için de üzgünüm. Oyunda nesneleri sürüklememiz gerekiyor. Tıklamamız değil. Sürüklemeye alışamadım. Ups, ip çözüldü. Ve merdivenlerden aşağı düştün. Hay, inventory'ı da o odada da unuttum. Nasıl? Şu an inventory'ımda hiçbir şey yok mu? Evet, açamıyorum. Şu an ben evin aşağısındayım, değil mi? Aşağısına falan düştüm. Bir başucu masası içinde hiçbir şey yok. Sıradan bir yatak. Belki yatakta bir şeyler bulursun diye tıklamıştım. Canlı bir şey yaparsın büyük ihtimal. Başka bir pencereye ulaşmak için tavandan gidebilirim. Manzara buradan neredeyse güzel gözüküyor. Acaba arkadaşlarım nerede? Ne? Ha, baykuş sesi miydi o? Hihi, seni öldüreceğim kurtçuk. Ha. Ne? Dur. Zıplamam mı lazım? Lan çok tuhaf. Ya gerçekten mi? Bu bizim kurtardığımız arkadaşımız mı diyeceğim de. Teyze biraz salsa veya benim karakterde bir... Ay yaptı. Sonunda oha, teyze o raketi nasıl yaptı? Bu sanırım 10. ölüşüm gibi bir şey. Alışamadım. Çok tuhaf bir fiziği var oyunun. Tam en dibine geldiğimde bunu yapmam lazım. Bu mumya bayağı hızlı koşuyor. Teyze bana biraz yaklaşıyor gibi. Ha, cici kuş. Sana dokunabilir miyim? Gel buraya çocuk. Ne? Ha, çocuk diye ben mi ona dedim? Güzel nokta. Cadı kadına burayı böyle güzel dekore ettiği için iltifat etmeliyim. Yani dekor konusunda iyi ama pek evi iyi görünmüyor sadece. Yanması gerekmiyordu zaten onun. Yani bir şey yapabilirsin diye tıklıyorum da biraz çok tersliyorsun. Su yok. Tuvalet. Tuvaletin içinde bir anahtar var. Bunu görmemiş gibi yapacağım, tamam mı? Ya bir tuvalette zaten genellikle anahtar oluyor ve bu çok tuhaf. Genellikle her korku oyununda bir anahtar olur tuvaletin içinde. İyi de neden almıyorsun? Bu bir bide. Bide? İtalyan olmaktan gurur duyuyorum. Bidene hiçbir fikrim yok. İtalyanlarla alakalı bir şey olması lazım sanırım. Ölmeme kalan süre 3, 2, 1. İçine de baksana. Sadece bir silüet baskısı. Ayrıca küvet kırmızı bir sıvıyla dolu. Sanırım kan. Ama kırmızı sıvı demene gerek yoktu. Başka bir pencereye ulaşmak için tavandan gidebilirim. Ha, aynı yer mi? Dur, ondan önce bir kapıyı denesene sen. Kapı kilitli. Ya anahtar var orada ama neden almıyorsun? Anahtar hani... Neden görmemiş gibi yapıyorsun yani? Buldun o kadar. Alsan fena olmazdı.
Tuvalette de olsa sonuçta buldun. Diğer yerlere gidebilir miyim? Gidemiyorum. Dici kuş hala burada ve kaçacaksın, değil mi? Sıradan bir yatak falan. Dur ne? Ya yine aynı şeyi diyeceğini sanıp geçmiştim. Bir başucu masası, içinde hiçbir şey yok. Ya şimdi aynısını diyor. Başucu masası bu deliği kapatıyordu. İçeride bir ışık var, bakalım neymiş. Tony kahretsin, kokoreç gibi bağlanmışsın. Oyun çizimlerine biraz uğraşılması lazım gerçekten. Çizimleri çok tuhaf duruyor. Zunir yardım et. Burada olaylar gittikçe kötüleşiyor. Biliyorum biliyorum. Şeytani ayinler ve ırkçı yaşlılar. Seni kurtarmak kolay olmayacak. Bir şey yapmak için fazla uzaktayım. Çabuk gel. O manyak kadın her an burada olabilir. Tamamdır. Tony güçlü biri olarak bilinir. Tek yapmam gereken onu sinirlendirmek. Böylece sırf bana yumruk atabilmek için oradan kendini kurtarabilir. Bizim adam çok mantıklı düşünüyor bu arada sırada ama bazen aptallık da yapıyor. Irkçı bir şaka yap. Bir dakika. Şu an ben onu sinir etmek için şaka mı yapacağım? Ve şu an yapacağım şakayı seçiyorum. Irkçı bir şaka yap. Annesiyle ilgili bir şaka yap. 90'lar filmi gibi onu kaba dayılık tasla. Bence en sinir eden şey annesiyle alay etmem olur. Annen o kadar şişman ki trene bindiğinde tüm vagonun biletini alması gerekiyor. Annen o kadar şişman ki trene binmesinin tek nedeni treni yemek istemesi. Bir şey olmadı mı? Ha bir daha mı yapacağım? Homofobik bir şaka. Yok homofobik iyi olmaz. Irkçı bir şaka yapayım. Zenci olup da kaslı olmayan tek insan olarak ölmek üzeresin. Tabii bağlı olmasaydım sana altı dilim baklava ikram ederdim. Sanırım buna sürekli olarak bir şaka yapmam gerekiyor. Kabadayılık taslayacağım. Seni dört gözlük kancık. Oh lafı açılmışken gözlüğümü bulabildin mi? Gözlük iyi bir yerde değil şu an. Kız kardeş hakkında şaka yap. Burnu hakkında bir şaka yap. Homofobik bir şaka yap. Homofobik yapacağım. Ölmek üzeresin artık gay olduğunu itiraf etsen mi? Sen et asıl. Bir kız arkadaşım var unuttun herhalde. Burun. Burnun o kadar büyük ki denizde ters yüzerken insanlar seni köpek balığı sanıyor. Kaslarıma bakmaktan ona vakit bulamıyorlardır. Dişiyle ilgili bir şaka yap. Öyle çirkin dişlerin var ki fotoğrafçılar bile senden gülümsemeni istemiyor. Kuluçkada yatan bir model olduğunu söylüyorlar. Kız arkadaşı hakkında bir şaka yap. Kız arkadaşı hakkında bir şaka yap. Kız arkadaşı hakkında başka bir şaka yap. Başka bir şaka yap dersem bir şey değişir mi acaba? Kız arkadaşından bahsetmişken erkek olmadığına eminsin değil mi? Neden senin kız arkadaşından bahsetmiyoruz? Aa, pardon yoktu ki. Tek seçenek sanırım artık bu. Biliyor musun kız arkadaşın çok güzel. Bıyıkları sinklerden uzun ama en azından aynı jileti paylaşabiliyoruz. Kız kardeşin güzelleşmeye başlamış. Belki de seni serbest bırakmamalıyım. Böylece onunla çıkarken bana engel olamazsın. Seninle çıkmak mı? Bence onun yerine rahibe olmayı tercih eder. Hatta bir rahibeyle çıkmayı. Oha bizim karakterin orada olduğunu yeni fark ettim yine. En sevdiği TV programı ile şaka bence o kadar iyi olmaz. Got'un yazarlara 8. sezonda harika iş çıkarmış. Ne dedin sen? Komik mi bu? Öldüreceğim seni. Gerçekten mi? Hey teşekkürler Zunir beni kurtardın. Şimdi polis merkezine koş. Tim'e yetişmeye çalış. Ben Tommy ile ilgilenirim. Tamam dikkatli ol. Şimdiden gece oldu. Acele etmeliyim. Kafatasına dokunsam. Burada bir hayalet var. Sanmıyorum. Çapa duvara girdi ve çıkarmanın hiçbir yolu yok. Hala mı bir şey yapamıyorsun? Kapı hala kilitli. Duvardan gelen bir ışık var. Bakalım neymiş. Tommy senden salam yapacaklar. Tommy biraz tuhaf duruyor. Serbest bırak beni pislik. Serbest bırakmak mı? Hayır, benden kaçamazsın. Gece oldu. Ayinimize hazırız.
Ya oyun korkutucu falan değil ama oyunun olaylarını çok sevdim. Oyun hem troll gibi hem de çok daha böyle maceracı bir tarzı var oyunun. Yalvarırım, istediğin her şeyi yaparım, bahçeni sularım. Kes sesini kurtçuk, bu evde yaşayan şeytanın kurban edileceksin. Şey, şeytan mı? İhihihi, hissedebiliyor musun? O şu an bizimle birlikte. İhihihi. Nasıl bir animasyon verecekler merak ediyorum birazdan. Büyük ihtimal şeytan falan çıkacak. Bu tarz bir şey olacak. Vakti geldi. Kan dökülmeli. Hayır. Dur. Kim var orada? Bizim karakter konuşuyor. Benim, ben şeytanım. Şeytan sen misin? Ha doğru, bizim karakter yarıktan bakıyor. O yüzden belli olmuyor ne yaptığı. Tabii ki de. Öbür dünyadan gelen korkutucu sesimi duymuyor musun? Yalancı, sen şu küçük arkadaşlarını serbest bırakan aptal çocuksun. Sesimi ezberledin mi bu kadar? Kaçmakla akıllılık ettin. Fark etmez. Şeytan bu şehre acı ve ölüm getirecek. Sana da ihi. En azından gülmezsen. Çok tuhaf oluyor. Söyleyemiyorum da. Yardım et bana Junior. Ölmek istemiyorum. Hay, buradan hiçbir şey yapamıyorum. Şu Avicii'ye yetişebilsem onun kafasını atabilirdim. İsa'dan yardım ve önerilir. Ayna başladı. Cipolla, Aglio, Aile Oyve Oku, Karato, Sedano, Peperakino, Stifatina, Melah Hazedini, Palero, Neto okuyamıyorum. Şeytandan yardım istiyorum veya İsa'dan yardım istiyorum. İsa'dan yardım istemem önerilir. Şeytandan yardım istesem? Bay şeytan, eğer oradaysan şu cadının kafasını ezip yüceleceğin zamanı geciktirir misin? Boş. Gerçekten mi? Köşk ertesi gün mühürlendi. Birkaç ay içinde insanlar tarikat hakkında konuşmayı bıraktı. Dışarıda bir yerlerde başka bir tarikat üyesi var mı? Polis bunu hala bilmiyor. Görünüşe göre umursamıyorlardı. Peki bizim karakterlere ne oldu? O gün üstünden 10 yıl geçti. Ha, 10 yıl sonrası bu. Kaçmış o zaman bizimkiler büyük ihtimal. Bana gerçek dışı geliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Zaman akar durur. Anlar uçar gider. Belki de o gece gördüğüm şeyi kendime itiraf etmeyi reddediyorum. O avize nasıl düştü? İsa'dan yardım istesem acaba daha mı iyi olurdu? Ya da İsa da bunu düşürebilirdi, bilmiyorum. Bu dünyadan olmayan bir güç tarafından mı, yoksa sadece bir sihir numarası mıydı? Evet, o köşk dökülüyordu ama avizenin inanılmaz derecede iyi bir zamanlaması vardı. Polis yalnızca 2 saat sonra içeri girdi. Tommy'nin hayatına mal olabilecek bir süre zarfı. Tommy zor zamanlar geçiriyor. Tommy'den de beter. Hayır, yok, Timmy'den beter. Timmy'den de beter. Onları ara sıra görüyorum. Tony'yi... Bunların isimleri niye hep T ile başlıyor? Ve birbirlerinin isimlerine çok benziyorlar. Tony'yi uzun zamandır görmüyorum. Başka bir şehre taşınmış olabilir. Hey, Perili Köşk'teki o gece hakkında komik bir şey duymak ister misin? Cadı kadın peruk takmış bir adammış. Lan, bu ana ekrandaki adam değil mi? Yani o aslında bizim teyze mi? Ana Keletor Ragat, şizofrenik bir seri katil ve şeytana tapan biri. İsmi mi bu? Kuvvetli piç. Kafasına aldığı darbe onu öldürmeye yetmedi. Yalnızca onu bu geceye kadar bir uykuya yatırdı. Kumudan çıkıp kaçmaya karar verdiği geceye kadar. Yani niye öyle birini hastaneye alırsınız ki? Ben orada bayılır diye düşünüyordum ama yaralanmış bayağı sanırım. Ve komaya götürmüşler, komadan da çıkmış kendisi. Onun kaçmasını nasıl engelleyemediler? O çökmüş bir bunak. Ama gerçekten nasıl yapamadılar? Polis gözetimi hakkında hiçbir beyan etmenin bir anlamı yok. Eski alışkanlıklar zor unutulur. Ve sanırım ben onun bir sonraki hamlesinin ne olacağını biliyorum. Ailenin tamamlamak için bir kurban edebileceği birini bulacak. Selam, umarım oyundan zevk alıyorsundur. Peki tam sürümünü almayı ne dersin? Tam sürüm reklamları kaldırır, oyun ekstra içerikler, bilmem ne ekler. Beslenmeme. Bir dakika, ne? Oyuna ekstra içerikler ekler ve her şeyden öte beslenmeme yardımcı olur.
Ha, yapımcı diyor bunu. Hadi ama o Huawei markalı cihazına ne? Biraz bilgi ihlali yapmıyor musunuz? Hadi ama o Huawei markalı cihaza tonla para vermişsindir. Bu harika oyuna verecek minicik bir miktar paran yok mu? Şimdi bir dakika. Tam sürüm diyorsun değil mi? Yoksa sadece bağış mı? Yani beslenmen dışında belki tam sürümde iyi bir şeyler varsa deneyebilirim, alabilirim belki. Ama şu anlık almayacağım çünkü tam sürümde neler var veya ekstra ne var hiçbir fikrim yok. O yüzden şu anlık almayacağım. Bölüm 2 Pirelli Köşke Dönüş. Dur burada kalsın. Köşk mühürlendi, kapılardan veya pencerelerden giremem. Şanslıyım ki burada gizli bir tuzak kapısı var. Burada olmalı ama bunca çalının arkasında onu bulamam. Ve yok hayır. Bu kadar yeter. İkinci bölümde oyun kalsın. Şu an ikinci bölüm açık değil mi? Evet açık. Sanırım her bölüm ben de bir bölüm çekeceğim. Yani her bölüme karşılık bir bölüm. Ve bu şekilde de sanırım 7 bölümde falan bitiririm. 6 veya 7 bölüm. Çünkü bundan bir önceki bölümünü önceden çekmiştim. Yani bir bölüm iki bölüm oldu. Gerçi bu bölümüne de bağlı. Bölümünün ne kadar zor olduğuna veya uzun olduğuna falan. Bir dakika. Ekstra içerik satın al dersen mesela ne gibi bir şeyler söylüyorsun bana? Reklamları kaldırmak için ve ekstra içeriklerin kilidini açmak için uygulamayı satın al. Patron kesti falan filan, kapıya dikkat et. Ha, ekstra bölüm veriyorsun. Zombiler ne alaka? 6 tane bölüm veriyorsun sanırım, 6 mı? Evet, 6 tane. Peki ne kadar? Ya 10 lira mı? Aslında çok iyi bir fiyat. Sanırım verebilirim. Zaten oyunu ben bayağı beğendim. Yani oyun yapılış olarak, animasyon olarak bayağı bir kötü. Özellikle o zıplama animasyonu, fiziği falan acayip fena kötü. Yani videoda gördüğünüz gibi değil. Yani belki daha kolay falan geliyordur da. Ama gerçekten çok tuhaf bir fiziği var. Teyze. Hastane kaçağı teyze. Ama gerçekten sen nasıl o şekilde durabildin onu anlamıyorum. Yani böyle biri ona nasıl... Neyse. Bu bölümlük bu kadar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.